Evet kıymetli izleyenlerimiz, Ramazan özel programıyla inşallah TV'mizden devam etmeye çalışıyoruz. İkinci yarımıza Fatih hocamızdan bir aşırla devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Fatih hocamızın sesi güzeldir. İnşallah Rabbim sesiyle bizlerin gönlünde pak eylesin diyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi mülkü's semavati vel ardı. Vallahu ala kulli şeyin kadir. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
innaka la tukhliful mi'ad. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ. Evet hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık inşallah. Okuduğunuz ayet-i kerimelerde hocam iki ayet çok dikkatimi çekti. Birincisi Rabbena ma halakte hâdâ bâdile ayet-i kerimesi. Yani ya Rabbi sen ne yarattıysan o yerindedir ayet-i kerimesi hocam. İkincisi de son söylediğiniz ifade. Bu gece bu ifadeleri Rabbimiz bize duyurdu diye inanıyorum inşallah. İnneke lâ tuhliful mi'ad. Muhakkak ki sen söz verdiğin şeyden geri dönmezsin. Rabbimiz de hocam tam şu saatlerde inşallah, yani gecenin üçte biri veya ikisi diye ifade eden şu saatlerde bizlere ne diyor? Göklere tecelli etmiş şu anda. Hani bir sıkıntısı olan yok mu? Sıkıntısını çözeyim. Bir isteği olan yok mu? Ona ikram edeyim diye bizlere söylüyor. Yani bir de bize bunu söz veriyor yani. O yüzden Rabbimin sözünden dönmeyeceği için şu saatlerde bir teheccüd namazıyla beraber duaya sarılmak lazım diyorum. Kıymetli izleyenlerimize de bunu buradan tavsiye ediyorum inşallah. Evet hocam, biz de yavaş yavaş gelen sorularla programımıza devam edelim. Evet, bir seyircimiz sormuş hocam. Selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam inşallah. Sorum, Kur'an-ı Kerim ile Diyanet'in imsak saatleri uymuyor. Bakara suresi 187, biz hangisine uymalıyız? Hayırlı geceler demiş hocam. Şimdi kıymetli hocam, bu husus son dönemlerde gerçekten istismar edilmeye açık bir husus olduğunu başta beyan ediyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala Hazretleri beyaz iplikle siyah ipliğin ayırt edilebileceği vakitten bahsediyor imsak vaktiyle alakalı oruç tutarken. Şimdi burası çok önemli. Gerçekten böyle bir ayet-i kerime var mıdır? Vardır. Ama şimdi bir de Diyanet'in takvimini şu şekilde değerlendirmek lazım. Gerçekten yani ezbere bir takvim oluşturulmuyor. Belirli bir bilim adamları bu iş için tayin edilmiş ve bu bilim adamları güneşin doğuşu, işte batışı vesaire bunları inceleyerek buna göre bir fecri sadık denilen bir vakte göre ayarlıyorlar. Yani bir de şuraya çok dikkat etmek lazım hocam. Bizim ehli sünnet itikadımıza göre 4 tane ehli sünnet itikadını beyan eden ve açıklayan diyelim tabiri caizse bizim takip etmemiz gereken ehli sünnet itikadına tabi olanların takip etmesi gereken 4 tane şey vardır. Bunlar kitap, sünnet, kıyamı fukaha ve icma-i ümmettir. Şimdi ne demek bunlar? Bunları bir açıklayalım. Kitap nedir? Kitap Kur'an-ı Kerim. Rehberimiz olarak gönderilmiş bizlere. Tabii ki Kur'an-ı Kerim ne diyorsa buradan gitmek gerekir. En önemli husus burası. Tabii bir de ikinci, buradan işin içinden çıkamazsak sünnet bizler için ne yapılmıştır? Efendimizin hayatı, sözleri, hadis-i şerifleri vesaire, bunlar bizim için bir yol olmuştur. Üçüncüsü kıyas-ı fukaha, yani alimlerin kendi aralarında yapmış oldukları, kanaat getirmiş oldukları hususlardır yani. Bir de icma-ı ümmet. Ümmetten yine alimlerin önde gelen alimlerin toplanmasıyla alınan kararlardır dini hususlarda. Bunları iyi anlamak lazım şimdi hocam. Şimdi tabi burada Diyanet'in yanlış yaptığını söyleyen belli bir kesim var. İsim vermeyeceğim ben. Genelde her Ramazan aynı bozgunculuk yapmak için yani tabiri caizse insanları tefrikaya düşürmek, fitne çıkartmak amacıyla işte Diyanet'in yaptığı yanlıştır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyordur, böyle yazıyordur diye söylüyorlar. Şöyle çok iyi anlamak lazım. Mesela bazı şeyler Kur'an-ı Kerim'de yazıyordur ama bunun açıklaması hadiste olmuştur. Hadiste olmadıysa işte kıyas-ı fukaha dedik olmamıştır. O olmadıysa icma-ı ümmetle olmuştur mesela. Bunlardan bir tanesi de namazdır. Yani namaz kılınması gerektiği hususunda Rabbimizin birçok yerde
ayet-i kerimesi vardır, emri vardır. Kur'an-ı Kerim açtığımız zaman ve kıymü salati ve atü zekâ, işte zekat mesela, zekat verilmesi. Ama bunların mesela bir kısmı, mesela özellikle namaz, namazın hangi şekilde kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiyor. Bu nerede beyan ediliyor? İşte hadis-i şeriflerde. Tabi oradan da bir süzgeçe geçiyor. Ne oluyor? Kitap dedik, sünnet dedik. Oradan da bir şeye geçiyor. Ne oluyor? Kıyas-ı fukaha. Mesela mezhebimiz var değil mi? 4 tane hak mezhep var. Evet. Namaz kılıyoruz ama her mezhep kendine göre ne almış? Bir güzellik almış. Ya onların hepsinde aslında bir cihat var değil mi tabii, hocam? Tabii tabii. Yani bunu, yani hepsinde bir cihat vardır. Hepsi de haktır. Bunu kesinlikle işte karıştırmak bu hususları özellikle. Kur'an'da şöyle yazıyor. İşte mesela ben geçen bir yerde takip ettim. Böyle değerlendirecek olursak işi, işte Kur'an-ı Kerim'de tesettürle alakalı bir tane kanalda özellikle bu hususla alakalı, işte hadisleri yalanlayan, Kur'an-ı Kerim'i kendisine göre yorumlayan bir takım insanlar var. Takip edenler bilirler. İşte tesettürle alakalı cilbab ayeti olmadığını, sadece işte başını kapatılması gerekmediğini vesaire gibi, işte bu şekilde beyan eden birçok açıklamalar var. Bunları görüyoruz tabii ki haliyle. Üzülüyoruz. Niye bunlar bu ümmetin içinde fesat çıkartmak, bozgunculuk yapmak için uğraşıyorlar. Birliğini, beraberliğini bozmak için uğraşıyorlar. Bu amaçla söylenen bir söylemdir bu. Özellikle bu imsak olayı. Her senede ısıtılıp Diyanet İşleri Başkanı'nın özellikle bizzat açıklama yapmasına rağmen, neye göre bu imsak vakitlerinin neye göre hazırlandığını, hangi şartlar altında hazırlandığını, kimlerin yaptığını, takibini vesaire açıklamasına rağmen, inatla bir takım insanlar, bir kesim insanları tefrikaya düşürmek için bu amaçla bir takım kendilerine göre açıklamalar yapıyorlar. İşte Kur'an'da şöyledir, böyledir. Ama bizim uymamız gereken burada en büyük ölçüde kıyası fukaha denilen alimlerin bir araya gelerek kendi aralarında varmış oldukları, yine Kur'an ve hadis, yani kendi kafalarından, kendi nefislerinden bir ölçü uydurmuyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim ve hadis çerçevesinde, ölçülerinde bir ölçüyle beraber ne yapıyorlar? Karar veriyorlar hocam. Burada da bu gerçekleşiyor. Yani bunu işte bir şekilde manipüle etmek veya işte insanları tefrikaya düşürmeye çalışmak gerçekten büyük yanlıştır. Sırf bu iş için çalışanlar var. Bu işte de kıymetli seyircilerimizin dikkatli olması lazım. Hiçbir şekilde fitneye mahal vermemek lazım, yer vermemek lazım diyorum hocam. Yani aslında kulak kabarttığımız insanlar, şunu söyleyen insanlar yani. İşte la takrabus salah, namaza yaklaşmayın ifadesini alıp namazı kılmayan insanlar bunlar. Hani bunların ifadesi de hani tabii ne de, kadar değerlendirilebilir? Şöyle bakmak lazım, sizin de söylediğiniz gibi bunu genelde bu fikri ortaya çıkartanlar, bu tefrikaya sebep olmaya çalışanlara baktığımız zaman, ben isim vermeyeceğim ama itikatları da normal şartlarda ehli sünnete uymayan yani İtikatları var. İşte yani sadece oruçla alakalı, işte imsak vaktiyle alakalı değil de birçok itikadi hususta ve ameli hususta da birçok fitne ve tefrikaya yol açmaya çalışan kimseler olduğunu göreceksiniz zaten yani. Hocam. Ya zaten Efendi Hazretlerimiz de bizzat bir sohbetinde söylüyor hocam. Bir saatlik bir sohbet olması lazım. Bunu YouTube'dan da falan izleyebilirler. Efendi Hazretlerimizin o sohbetinde söylediği hadis-i şerif şu. Peygamberimizin hadis-i şerifi. Men ya'iş minküm feseyara ihtilafen kesira. Sizden kim benim ümmetimden yaşarsa, yaşamaya devam ederse çok ihtilaflar görecek. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim işte ahir zamanda 72 fırkaya bölünecek, şöyle olacak, böyle olacak. Yani orada dediğiniz gibi haberi ortaya atana bir bakmak lazım. Elhamdülillah bizim bugün başımızda Diyanet İşleri Başkanı'na bakmak lazım. Yani bu adam gerçekten sahih bir Müslüman insan elhamdülillah. Ama bir de bu haberi ortaya atanlara bir bakmak lazım yani. Tabii. O yüzden hani... Yani aslında görüntü itibariyle bu haberi ortaya atanlar da aslında çok şey değiller yani. Görüntüye baktığın zaman Müslüman gibi görünüyorlar ama yani mesela Şialar da sakal bırakıyorlar. Evet. Kendilerine göre bir sarık takıyorlar. Buraları iyi ayırt etmek lazım. Nefese tabii ki her zaman olacaktır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son ahir ömründe Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Rabbimizden bazı şeyler talep ediyor. Biz ümmeti için yine.
Yani ne güzel bir peygamberimiz var ki doğarken ümmeti, hayatının her alanında ümmeti, gideceğiz yarın hepimiz öleceğiz. Ölüm haktır çünkü. Yarın mahşer günü huzura çıkacağız. Orada da yine ümmeti, hep ümmetini düşünüyor yani, düşünün. Yine orada bizler için müracaatta bulunuyor Mevla Teala'ya. İşte müracaatta bulunduğu şeylerden bir tanesi, biliyorsunuz hocam, geçmiş ümmetlerde toplu helaklar vardı. Evet. Yapılan bazı hatalar neticesinde orada bulunan kim varsa, o işi engellemeye çalışmayan kimler varsa ve oradan geçerken hepsi helak oluyorlardı. Toplu ölümler oluyordu. Efendimizin müracaatıyla, Efendimizin ümmetinden bu toplu helaklar kaldırıldı. Efendimizin bir müracaatı da Mevla Teala'ya ümmeti üzerinde fitnenin kalkmasıydı. Ancak Mevla Teala Hazretleri fitnenin biz ümmeti Muhammed için büyük bir imtihan olduğunu ve bu talebinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müracaatının kabul edilmediğini Mevla Teala Hazretleri beyan etti. Bu fitne bizim büyük bir imtihanımızdır ümmeti Muhammed olarak. Gerçekten baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha vefat eder etmez bu fitne başlamıştır. Yani bir takım insanlar fitne ve fucuru hep salgılamaya çalışmıştır ümmetin içine. Bugün de yine devam ediyor. Onun için bu fitnelere gelmeden, mahal vermeden, yer vermeden güzel bir şekilde hayatımızı yaşamak lazım hocam. İnşallah. Evet hocam. Elhamdülillah hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birazdan sabır özel programıyla arkadaşlarımız burada olacaklar. Ben son soruları sormak istiyorum. Sonra kısa bir değerlendirme alacağım sizden inşallah. Bir seyircimiz sormuş, demiş ki hocam, demiş, ben normalde Şafii mezhebindeyim, demiş. Eşim Hanefi, demiş, ama bazen, demiş, Hanefi mezhebine göre de işlemler yapıyorum zoraki kaldığım durumlarda. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Beni aydınlatabilir misiniz, demiş hocam. Şimdi tabii ki zoraki kaldığı durumlarda başka mezhepleri taklit etmesi hususunda cevazlar vardır. İşte bir umrede el çarpması. Tabii mesela normal şartlarda Şafiiler bir kadına, işte bir kadın abdestliyse bir erkeğe dokunursa veya bir erkek kadına dokunursa abdest bozuluyor. Dolayısıyla mesela şu anda Kabe'ye gittiğimiz zaman, işte umre veya hacca, orada tavaf edilmesi gerekiyor. Mesela en büyük yani vazife gereği orada, o ibadetin en önemli temellerinden biri olan tavaf yapılması gerekiyor. Ve bu tavaf esnasında şu anda tabii biz de istiyoruz erkek kadın ayrı olsun, ama şu anda oranın hükümeti çok ilgilenmiyor bu hususla alakalı veya artık mümkün mü diye kendince geçerli bir sebepleri mutlaka vardır. Gerçekleştirilemiyor. Ve bu durumda ne yapılması gerekiyor? O zaman Şafiiler oraya gittiğinde her tavaf edemez ki. Yani tavafı bir çıkacak, oldu ki bir kadına değdi veya yanından geçti, bir şey oldu. Ne oldu? Abdesti bozuldu. Tavaf edemez ki. Abdest al gel, abdest al. Bir tavaf yapana kadar belki de 5 saat geçer, 10 saat geçer yani. Yani bu durumda ne oluyor? İslam dini kolaylık dinidir kıymetli hocam. Kolaylık dini olması sebebiyle yine burada başka mezhepleri taklit ederek ne yapabiliyoruz? Kendi amellerimizi ve hayatımızı kolaylaştırabiliyoruz. Tabii bu her hususla alakalı, yani keyfimiz, yani ben burada rahat edemiyorum, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye keyfi olarak şu burada mesela bazı şeyler vardır. Misal veriyorum, midye yemek Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruhtur. Şimdi kalkıp da bu mekruh, tahrime mekruh, hem de harama yakın mekruh, ama Şafii mezhebine göre de mübahtır. Evet. Herhangi bir günah vesaire bir şey yoktur. Kalkıp da ben şimdi Hanefiyim ama burada midye yiyemiyorum, burada Şafii mezhebine niyet edeyim diye bir şey olamaz. Zor durumlarda kalındığı zaman bu şekilde fetva verilmiştir, cevaz verilmiştir. Ancak bu şekilde olabilir hocam. Hocam son soruyu soracağım. Sonra yavaş yavaş programımızı sonlandıracağız inşallah. Bir seyircimiz sormuş hocam. Hocam oğlum hafızlık yapıyor ama bu aralar çok zorlanıyor. Ne yapmalıyım? Dua istiyorum, demiş. Şimdi Rabbim bütün hafızlık yapan kardeşlerimize, bütün Allah yolunda ilim okumaya çalışan, bu hususta gayret gösteren kardeşlerimize yardım etsin. Yardımcısı olsun inşallah. Güzel bir şekilde ilimlerini tamamlayıp, hafızlıklarını tamamlayıp İnşallah vatana, millete, ümmete hayırlı birer evlat eylesin.
Bu kardeşimize de, özellikle bu kardeşimize de bizden dua istemişler. En kısa zamanda güzel bir şekilde zorlanmadan hafızlığını bitirebilmeyi, hafızlığının ardından hocalığını da görebilmeyi ailesine ve bizlere nasip eylesin diyelim. Evet. Rabbim yardımcısı olsun. Tabii şunu unutmamak lazım. Hafızlık kolay bir iş değil. Sizler de hafızsınız. Bizler de hafızlığımızı yaptık elhamdülillah. Hafızlığı yapmak gerçekten çok zordur. Ve hafızlığın belirli evreleri vardır. O evrelerde gerçekten bazen insan olur, soğuyabilir. İşte zorlandığını düşünebilir. Yani en netice çocuk da olsa nefis şeytan onda da vardır. Ve bu şekilde böyle belli dönemlerde soğuma gelebilir. Bu yavrumuzu, bu evladımızı çok fazla zorlamadan, onu böyle çok soğutmadan ama onun eğitimini de yine takip ederek, yani onu bırakmayarak, peşini bırakmayarak güzel bir şekilde takip etmek lazım. Yani o evreleri iyi anlamak lazım. Yani böyle dönemler olabilir, oluyor çünkü biz de gördük. Hocalarıyla iyi paslaşmak lazım. Tabii hocalarıyla iyi şey yapmak lazım. Dediğiniz gibi güzel bir koordine kurmak lazım. İşte icabında evladımızı ödüllendirmek lazım. Yani teşvik olması amacıyla. Evet. Yani bu gerçekten çok önemli bir husus. Eğitime teşvik edilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın baktığımız zaman bir Hristiyan baba evladına bir oyuncak veriyor. Papaza veriyor. Papaz o oyuncağı evladına versin. Niye? İşte papazı sevsin, Hristiyanlığı sevsin, kiliseyi sevsin diye. Bizler de gerekiyorsa alalım, bir hediye alalım. Hocasına verelim. Hocası ona versin. Hocasına karşı bir muhabbeti olsun. İşte okuduğu yere karşı, medresesine karşı bir muhabbeti olsun, sevgisi olsun. Ona göre bu şekilde teşvik yoluyla ilerlemek lazım hocam. Ama dediğimiz gibi yani bu sadece bu kardeşimize, bu evladımıza ait bir husus değil. Genel olarak böyle bir imtihan mutlaka vardır hafızlıkta. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Çocuğumuzu yine bu hallerinde yalnız bırakmamak lazım. İyi takip etmek lazım. Yine de zorlamadan, zorlayıp da soğutmadan. Çünkü tanıyoruz bazıları işte hafızlığı yaralamış. Ondan sonra yani sonuna doğru gelenler, 3-4 sayfa kalanlar biliyoruz mesela. Hafız olacak yani. Birkaç ay daha okusa hafız olacak. Ama zorlamayla o soğumuş artık. Soğumayla beraber hafızlığı bıraktığını duyuyoruz. Evet. Gerçekten çok üzücü bir durum olur. Rabbim inşallah bu kardeşimize kolaylıklar versin. En kısa zamanda hafızını da bitirmeyi nasip eylesin diyelim hocam. Amin hocam. Hocam bu Ramazan özel programımızın bugün de sonuna geldik elhamdülillah. Son olarak kısa bir değerlendirme yaparsak ne söylemek istersiniz? Son olarak hocam kısaca şöyle toparlayacak olursak, en başta da ifade ettiğimiz gibi öyle bir aydayız ki Kur'an-ı Kerim'in içerisinde indirilmiş olduğu bir aydayız. Ve bu ayda Kur'an-ı Kerim'i mutlaka ihmal etmememiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'e mutlaka sahip çıkmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkanlara da sahip çıkmak gerekir. Bunu da buradan üstüne basa basa söylüyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan bir ayın içerisindeyiz. Gerçekten güzel değerlendirmek lazım. Bu kazançları güzel elde etmek lazım. Sonuç itibariyle kimin ne zaman ne kadar yaşayacağı kesinlikle belli değil. Her an her şey olabilir. Belki de ömrümüzün son günü, son senesi olabilir. Yani her an ölecekmiş gibi Rabbimizin huzuruna hazırlıklı bir şekilde gidebilmeyi nasip eylesin. Bu aylar, bu rahmet ayları özellikle Rabbimize hazırlanmamız için bizim bir fırsattır. Kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşmak için kendimizi artıya, tabiri caizse eksilerimizi artıya çevirebilmek için güzel bir fırsattır. Bu fırsatı güzel değerlendirmek lazım hocam. Rabbim inşallah bizleri izleyen, evlerinde misafir eden seyircilerimizden de razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz hocam. Size Allah sizlerden de razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, gecesiyle gündüzü kardeş olan bu Ramazan-ı Şerif ayının hem gecesi hem de gündüzü sizlere rahmet olması dileğiyle FM TV ekranlarından hepinize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyorum inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.